Konumuzdan devam ediyoruz. Tekrarlayan gebelik kayıpları. Deniz, tekrarlayan gebelik kayıplarında hastalarımız artık çok motive oluyorlar. Evet. Sağlıklı bir gebelik takibi için çok çok istekli Evet, oluyorlar. Ve elbette. gerçekten de yapılması gereken her şeyi talep ediyorlar. Burada tüp bebek tedavileri Hı. devreye giriyor. Peki tüp bebek tedavisi gerçekten tekrarlayan gebelik kayıplarında faydalı mı? Şimdi bunu da kısaca özetlemeye çalışayım. Şimdi biraz önce söyledim. Bu tekrarlayan gebelik kaybı yaşayan çiftlerin yaklaşık %5'inde ki bu normal yaşamayanlara göre bir 10 kat aslında yüksek oranda bazı genetik hastalık taşıyıcılıkları görülebiliyor. Burada taşıyıcılık dediğin hem anne hem baba taşıyıcı İkisi de olacak evet. ve bebek hasta olacak İkisi de anlamında. taşıyıcı olmak zorunda değil. Anne de olabiliyor, baba da olabiliyor. Bu fetüste anne de baba da herhangi bir genetik bir ya da dıştan görünen bir sıkıntı yaratmazken bebek de düşüğe neden olabiliyor. Bu tip durumlarda bazen bunu mutlaka bir genetik uzmanıyla da zaten birlikte değerlendiriyoruz. Hastaya tekrarlayan düşüklerinin sonucunda bu genetik taşıyıcılığı saptadıysak bazen canlı doğum olasılığını arttırmak için tüp bebek tedavi yöntemini önerebiliyoruz. Ama bu her zaman açıklanamayan her türlü tekrarlayan gebelik kaybında tüp bebek bunun çözümüdür demek yanlış. Bunu dediğim gibi genetiğin durumuna göre yani hastanın durumuna göre bir genetik doktoruyla da beraber değerlendirip bazen evet hastanın bir tüp bebek den Endikasyonu evet oluyor. tüp bebek Bunun için yaptırması zaten değil gerekebiliyor. mi? Ardışık gebelik kayıplarının tamamının aynı hastalıktan olmuş olması gerekiyor. Elbette bunu işte bu anne de baba da hangi tür bir genetik taşıyıcılık var ona göre bunun tekrarlama olasılığı ne bebekte ona göre bir yani multidisipliner dediğim pek çok uzmanlık alanından fikir alarak karar veriyoruz. Bazı durumlarda evet hastaya tüp bebek tedavisi önermemiz gerekebiliyor veya hasta kendiliğinden gebe kalsa da bu genetik hastalık taşıyıcılıklarının bir kısmı bebekte gelişen bebekte sıkıntı yaratabilir. O zaman da o bebekteki herhangi bir hastalığa tanı koymak için amniyosentez veya koryon virüs biyopsisi dediğimiz bazı girişimler gebelikte gerekebilir. O açıdan da bu genetik testler önemli. Önemli. O Evet. zaman bu durumda tüp bebek her Düşünebiliyor. tekrarlayan Evet. gebelik kaybı yaşayan çifte tavsiye edilebilecek bir Evet, şey değil, değil. değil. Mutlaka bir genetik danışmanlık almalarını Evet, sağlıyoruz anne ardından. ve babanın, anne ve baba Hı. adayının. Eğer gerçekten bu genetik danışmanlıkta bir sonraki gebelikte de tekrarlayabileceği düşünülen bir genetik hastalık varsa ve daha önceki kayıpları da bu genetik hastalıkla ilgili Evet. olmuşsa ve aynı zamanda biz tabii ki bunu bizim preimplantasyon genetik Evet, tanı tanı, dediğimiz evet. yöntemle yani Ondan daha faydalanmak için tüp evet. bebek Evet, tedavisi yani öneriyoruz. çok kısıtlı aslında. Kısıtlı. Çok da geniş Evet, bir hasta bütün grubuna tavsiye tekrarlayan gebelik edemiyoruz. kayıpları tüp bebek yaptırsın öyle bir şey Yok, yok. yok. Mutlaka Evet. Aynı kanıtlanmalı. evet. Onun üzerine tüp bebek Evet. tedavisi yapılmalı. Orada da tüp bebek tedavisi aslında tüp bebek Amacı tedavisi değil. embriyonun genetiğini Yapılması, inceleyip evet. sağlıklı embriyoyu verme gibi bir amacı Onunla var. ilgili biraz bilgi verebilir misin? Ne yapıyoruz? Bunda da dediğim gibi embriyoya bazı değişik dönemlerde biyopsi yapıp Yani daha transfer yapmadan yapmadan önce daha biz evet evet embriyonu oluşturduğumuz döllenmiş aşamada evet döllenmiş embriyoda embriyoyu mutlaka genetik açıdan değerlendiriyoruz. bazen bunu sadece tekrarlayan gebelik kayıplarına değil örneğin hani İleri yaş. ailede bilinen bir genetik hastalık varsa bunda da sağlıklı embriyoyu seçmek için de yapabiliyoruz. Veya ileri yaş gebeliklerinde canlı doğum olasılığını arttırmak için kullanılıyor bazen. Veya bu biraz önce söylediğim gibi bildiğimiz herhangi bir genetik taşıyıcılıkta embriyonun genetik yapısına bakıp sağlıklı embriyoyu transfer etme şeklinde yapmak için tüp bebek öneriyoruz. Bilinen hasta Evet, gruplarına, bilinen nedenlerini seçilmiş bildiğimiz, hasta evet, gruplarında. kategorilerdeki hasta Evet, gruplarına evet. tavsiye ediyoruz.